Türkiye'den bu bayrağı sizlere teslim ediyorum. Çankırı Belediye Başkanı'nın konuşmaları, Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki Atatürk Odası'nın ziyareti. Atatürk'ümüzü temsil eden bu bayrağı sizlere teslim ediyorum. Atatürk, Ulu Önder Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Kurtuluş Savaşı'nı tamamladıktan sonra çağdaşlaşma yolunda ilk adımlarını atmak üzere Çankırı ilimizi de ziyaret etmesi bir mutluluk vesilesidir. Ben bu bayrağı da bu bahtiyarlıkla teslim alıyorum. Eğer bu devlet Türk devleti ise, bu millet Türk milleti ise ve Çankırılı vatandaşlarım gibi insanlardan oluşuyorsa, bizim kurtuluş mücadelemiz hiçbir zaman son bulmayacak ve hiçbir düşman bu devleti, bu milleti yıkamayacak, pes ettiremeyecek. Mesajı da bu vesileyle dahili ve harici tüm düşmanlara vermek istiyorum. Çok derin, çok samimi duygularınıza teşekkür ederim. Beni çok sevdiğinizi, bana çok güvendiğinizi, işaret ettiğim tüm hedeflere bütün varlığınızla yürüyeceğinizi söylüyorsunuz. Benim buna verebileceğim cevap şudur ki, ben bu güven ve saygıyı hak edecek başarılar göstermişsem, o da sizlerin yardımıyla olmuştur. Birinci yılını kutlamak üzere hep birlikte buraya toplanmış bulunuyoruz. 23 Ağustos 1925 tarihi her zaman bu meydanda haykırıyorum. Şapka İnkılabı'nın fiilen Çankırı'da başladığı tarihin adıdır. Şapka İnkılabı için Çankırı, Kastamonu, İnebolu güzergahının Büyük Atatürk tarafından seçilmesi tesadüfi değildir. Bu bölge, bu topraklar Anadolu'nun bir özetidir. Burası Anadolu'dur. Anadolu insanının kadınıyla, kızıyla, çoluğuyla, çocuğuyla fedakarlığın en üst noktasını ortaya koymaları bu tarihin ve bu bölgenin seçilmesi açısından önem arz etmektedir. Kaz Dağı'nın geçit vermediği, karın metrelerce yükseklikte olduğu o zor kış şartlarında cephaneyi... Kastamonu ziyaretinden ve 31 Ağustos 1925'te geri Çankırı'ya dönüyorum. Çankırı'ya dönüşünde bir gün burada misafir ediyorum bu odada.